Herkese merhabalar. Uzaktan eğitimi nasıl eğlenceli hale getirebilirim? Bizlere binlerce yorum attınız. Biz bütün bu yorumlarınızı okuyoruz arkadaşlar. Berdan Gerengi, Ayşenur Koçaş, işte birçok arkadaşımızın başka kimler var? Berfin Kılıç. Birçok arkadaşımızın yorumlarını okuduk. Sosyal medyamızda bunları cevaplamaya çalışıyoruz. Ama gelin bugün bu soruları birlikte cevaplayalım. Hazır mısın Tonguç'um? Hazırım hocam. Harikasın. Tebrik ediyorum seni. Berdan Gerengi demiş ki, evde ders çalışasın gelmiyor, ne yapmalıyım demiş. Senin evde ders çalışasın geliyor mu Tonguç'um? Gelmiyor hocam. Çok normal, sen de öğrensin. Kimsenin evde ders çalışası gelmez. Çünkü insanlar hele hele yazın dışarı çıkmak, gezmek, oynamak ister, bilgisayar oynar. Sen hangi oyunları oynuyorsun Tonguç herhalde genellikle? Brawl Stars. Vay, Brawl Stars, harika. Kupalar? 15 bin kupam var hocam. Çok iyi, bayağı kupan varmış. Peki efsanelerden kim çıktı? Leon var hocam. Leon, ooo güzel, tebrik ediyorum seni. Dolayısıyla gerçekten de bizim için eğlence dediğimiz zaman oyun oynamak, işte online oyunlar oynamak, farklı farklı şeyler varken niye evde ders çalışalım ki? İnsanın evde ders çalışası gelmiyor, ne yapmalı demiş. Şimdi birincisi, burada en büyük eksikliğimiz hedefimizin olmaması. Eğer hedefimizi belirlersek esasında dersler de birer oyun. Bakın dersler de bir oyundur. Ancak kötü tasarlanmıştır. Dolayısıyla burada derslerin kötü bir tasarıyla, daha doğrusu güzel bir tasarıyla eğlenceli hale gelebileceğini bilmemiz lazım. Peki nasıl olacak? Birincisi hedefimizi belirleyeceğiz. Hedefimizi belirledikten sonra, yani başarabileceklerimizi belirledikten sonra yapmamız gereken şey şu. Öncelikle bizler çalışma ortamımızı yenileyeceğiz. Kalemlerimiz mesela böyle güzel renkli çalışma kalemlerimiz olacak. Bazı post-itler kullanacağız. Mesela böyle atıyorum kendi sınıfımızın rengine uygun değişik farklı renkte çalışmalar yapacağız. Ve bizler aynı zamanda sizleri ders çalışmaya sevk etmek için kitaplarımızda, mesela örnek veriyorum 7. sınıf için kitabımızı göstereyim. Hep böyle eğlenceli karikatürize gösteriyoruz. Veyahut da 6. sınıflarda yine aynı şekilde, hem 7 bütün sınıflarda var bu. Böyle sizler için sticker'lar hazırlıyoruz. Yani etiketler hazırlıyoruz. Neden? Çünkü dersleri takip ederken eğlenceli hale gelsin. Mesela burada ne demiş? Sesin maddeye etkileşim demiş. Bu sticker'ı siz çıkarıyorsunuz. Bu taktikli soru bankalarımızda. Ondan sonra neymiş mesela? Ses diyor. Kuvvet, hareket, bileşke, kuvvet, sabit süratli ses. Burada bulmamız lazım. Vücudumuz. Bu konu hangi konuyla alakalı biliyor musun Tonguç'um? Ses ve özellikleri. Vay. Tebrik ediyorum seni. Nereden biliyorsun sen ya? Helal olsun. Ses ve özellikleri diyorsun ha. Tebrik ederim seni. Evet. Burada ne? Sesin maddeli etkileşim. Hemen buraya pat diye yapıştırıyoruz. Ardından da burada yaptığımız bu sticker'ı öğrendiğimiz gibi burada tikler de atıyoruz. Böylece konuları da pekiştiriyoruz. Hocam niye kitaplarınızı gösteriyorsunuz? Yani bütün kitaplarınız güzel olabilir. Tamam, böyle bize reklam yapıyorsunuz diyebilirsiniz. Hayır. Esasında siz bu konuları burada eğlenceli bir şekilde öğrendikten sonra, yani burada eğlenceli bir şekilde öğrenip buradaki soruları çözüp sonra soruların çözümünü uzman hocalardan dinlediğinizde, konuları tekrar ettiğinizde artık ders çalışmak size hem kolay gelecek, hem seveceksiniz, hem de eğlenceli hale gelecek. Dolayısıyla birincisi planımızı yapacağız, hedefimizi belirleyeceğiz. Nasıl yapıyorduk? Bir yıllık plan yapıyorduk, takdir alacağım diye. İkincisi aylık plan yapıyorduk, bu kitabı bitireceğim diye. Sonrası da günlük ya da haftalık planlar yapıyorduk, şu sayfaları çözeceğim diye. İşte ondan sonrası tamamen size bağlı. Ayşenur Koçaş demiş ki, Tonguç 7. sınıfta yapılmaması gereken yanlışlar ile ilgili video çeker misin demiş. Şimdi bazılarımız şu anda 6. sınıfa geçti, bazılarımız 6'dan 7'ye geçti. Bu soruyu 6. sınıfta yapılmaması gereken yanlışlar diye de söyleyebiliriz. Birincisi, bahane üretmemeliyiz arkadaşlar. İşte okullar açıldı mı açılmadı mı, 21 Eylül'de mi açıldı, evde gürültü geliyor, annem böyle diyor, kardeşim. Bahane bulmamalıyız. Esas yapmamız gereken şey çok basit. Yani belli bir programımız olduğu sürece günde 2 saat bile çalışsak, daha doğrusu 2 saat fazla, 1 saat bile çalışsak bizim için çok büyük başarı. 2 saat çalışırsak mükemmel başarılar bizi bekliyor. Yani her gün 2 saat çalışmanız demek, haftada 14 saat okul harici ders çalışmak demek. Onun üzerine ekleyeceğiniz ve düzenli bir şekilde yapacağınız şeyler size çok ciddi başarı getirir. Tabii ki okulda, EBA'dan ya da uzaktan eğitimle ya da normal okulda öğrendiğimiz derslerin üzerine 2 saatten bahsediyorum bu. Sen günde kaç saat çalışıyorsun Tonguç evladım benim? 5 dakika çalışıyorum hocam. 5 dakika mı? 5 dakika neyse Tonguç'um. Yani biraz daha fazla çalışman lazım. Peki günde kaç soru çözüyorsun? 5 soru. 5 soru. Güzel. 5 dakikada 5 soru çözdüm. Bu olmaz. Bu yanlış. Tabii Tonguç şu anda abartıyor. Normalde bizim bol bol soru çözmemiz, bol bol hata yapmamız lazım. Ve yapılmaması gereken şey hata yapmamak. Yani hata yapmayınız derler ya, hayır. Ne kadar çok hata yaparsak o kadar çok tecrübe kazanırız Ayşenur. Yani bizler kitaplarımızı açtık diyelim ki 7. sınıf 0'dan 7 sözleri açtık. Burada konuları öğrendik. Burada sen ne kadar çok hata yaparsan o kadar çok doğru öğrenirsin. Dersin ki ben buradan karakol okuyup sorunun çözümünü öğreneceğim. Arkadaşlarıma soracağım. Veyahut da burada konu anlatımını bir kez daha tekrar edeceğim dersin. Ve konuyu iyice pekiştirirsin. 7. sınıfta konularımız zaten 8. sınıfa da temeli oluşturuyor. Ve 8. sınıfta da gireceğimiz LGS açısından bizim şimdiden kendimize test tekniğine, soru çözmeye, deneme çözmeye, ders çalışmaya,
sınav anını motive etmeye alıştırmamız lazım. Sınav anını motive etmek ne demek biliyor musun Songuç evladım benim? Bilmiyorum hocam. Tamam, bu şu demek. Esaslı her testi çözerken, her dersi çalışırken adeta yazıldaymış gibi, deneme sınavındaymış gibi dikkatli olmak. Yani sen sınavdayken yanında telefon oluyor mu Tonguç'um? Olmuyor. Olmuyor. Sınavdayken arkadaşlarla sohbet edebiliyor musun? Edemiyor. Edemiyorsun. Peki sınavdayken annen sana meyve getirebiliyor mu? Al Tonguç meyve getirdim diyebiliyor mu? Hayır hocam. Diyemiyor. O zaman ne yapmamız lazım? Biz de ders çalışırken anne ben şu anda 40 dakika ders çalışacağım. Lütfen beni rahatsız etmeyin. Telefonumu dışarı çıkarın. Konsantre bir şekilde çalışmamız lazım. Çünkü ne kadar çok konsantre bir şekilde çalışırsak, ne kadar çok yazılı provası, sınav provası gibi çalışırsak, dikkatimiz dağıtan unsurlardan uzak durursak, yani karşısına televizyon açıp bir yandan tez yazıyorsun. Bu bizim dikkatimizin de dağılmasına sebebiyet verir. Hem de 3 saatte çalışsak tamamlayamayız. Halbuki öbür türlü 5-10 dakika bile çalışsak bizim için çok ciddi bize fayda sağlar. Gelelim başka bir soruya. Berfin Kılıç demiş ki, uzaktan eğitimi nasıl eğlenceli hale getirebiliriz? Bunu az önceki soruda zaten Berfin'cim cevaplamıştık. Yani birincisi plan yapmamız gerekiyor. İkincisi planımızı, hedefi duvarımıza asmamız gerekiyor. Duvara asmamız gerekiyor. Sonra planı uygulamak için renkli kalemler kullanmamız gerekiyor Berfin. Renkli kalemler, haritalar kullanmamız gerekiyor. Ve tabii ki de burada en önemli şey planımıza uymamız gerekiyor. Yani ödülü de mutlaka koymamız lazım. Ödülsüz bir çalışma insanı motive etmez. Ödüllü çalışma nasıl oluyor? Mesela diyelim ki ben aldım işte 6. sınıf veya 7. sınıf fark etmez. Taktikli soru bankasında sosyal bilgilerde İşleyişim belli benim. Ne yapacağım? Buradan başladım. Sayfa 204'ten 211'e kadar soruları çözmem lazım. Bu soruları ben çözersem bana bu kadar süre sosyal medyada ya da işte oyunda oynama hakkı diye kendinize vereceksiniz. Ve zaten biz de kitaplarımızı tasarlarken hep size böyle oyunlaştırmaya çalışıyoruz. Yani adeta hani kupa topluyorsunuz ya Tonguç evladım. Evet hocam. Aynı onun gibi böyle bak birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım, dördüncü adım. Adım adım kitapları bitirmenizi sağlıyoruz. Sticker'lar sağlıyoruz. Dolayısıyla sizlere esasında hem bilgiyi daha hızlı bir şekilde hem de eğlenceli ve keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. O yüzden biz öğretmenler olarak kapıyı açacağız. İçeriye kendiniz gireceksiniz. O zaman ne yapıyoruz Songuç Eylendim? Hem ders çalışıyoruz hem dinlenip oynuyoruz. Harikasın, çok güzel söyledin. Hem ders çalışıyoruz hem de dinlenip oynuyoruz. Bu esnada çok güzel başarılar bizi bekliyor. Ve en önemlisini söylüyorum. Bol bol kitap okumamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kitap okumak esasında ders çalışmak gibi değil. Ders çalışmak tamam güzel ama kitap okumak hem eğlenceli hem de çok faydalı. Yani ders çalışmak kadar faydalı. Çünkü kitap okuduğumuzda sadece mesela kitap okuduğumuzda hangi dersimizi geliştir Tonguç Elendi benim? Türkçe. Türkçe diyorsun değil mi? Sadece Türkçe geliyor aklına. Hayır. Türkçe değil. Aynı zamanda kitap okuduğumuz süre zarfında matematik, fen, sosyal derslerimiz de gelişiyor. Çünkü artık yeni nesil sorularda, sınavlarda fen sorularına böyle uzun uzun görselli soruluyor. Bak böyle uzun uzun soruluyor. Dolayısıyla aynı zamanda biz kitap okurken böyle satırı takip ederken dikkat yeteneğimiz de gelişiyor. Motivasyon yeteneğimiz de gelişiyor. Bir şeyi konsantrasyon yeteneğimiz de gelişiyor. Dolayısıyla kitap okumak sadece Türkçe dersinde kelime dağarcığımızı artırmıyor. Aynı zamanda bizim tüm derslerde başarımızı artırıyor. O zaman ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz Songuç'um. Arkadaşlar sizlerden bekliyoruz. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşürüz hocam.